Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Bilim insanları, dünyadan 30 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan bir takım yıldızından gelen, hızlı radyo patlamaları keşfetti. Araştırmacılar, bu hızlı radyo patlamalarının, bir magnetardan geldiğini düşünüyor. Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre bilim insanları, ilk kez Samanyolu galaksisinden gelen, hızlı radyo patlaması keşfetti. Araştırmacılar, ilk olarak 2014 yılında keşfedilen SGR-1935-2154 magnetarının, atarca gibi ışıyan nötron yıldızı tekrar aktif hale geldiğini, rastgele aralıklarla radyo dalgaları ve X ışınları çıkardığını gözlemledi. Araştırmanın kıdemli ismi Sandro Meregetti, daha önce bir magnetardan hızlı radyo patlaması benzeri, radyo dalgaları patlamasını hiç görmemiştik dedi. Live Science'da yer alan bilgilere göre bu hızlı radyo patlaması, muhtemelen Dünya'ya 30 bin ışık yılı uzaklıktaki, Tilkicik takım yıldızındaki bir nötron yıldızından geliyor. Meregetti diğer araştırmacılar bu hızlı radyo patlamasını, 28 Nisan'da Avrupa Uzay Ajansı'nın, Integra uydusunu kullanarak keşfetti. Meregetti, patlama uyarı sisteminin saniyeler içinde dünya genelinde uyarıda bulunduğunu ve, bu sayede bilim insanlarının hızlı davranarak, bu kaynaktan daha çok bilgi toplayabildiğini söyledi. Ayrıca Kanada ve Amerika'daki gökbilimciler de, bu patlamayı tespit etti. Meregetti, magnetarlar ile hızlı radyo dalgaları arasındaki ilk gözlemsel bağlantı olduğunu dile getirirken, bunun büyük bir keşif olduğunu ve bu gizemli fenomenlerin kökeninin, odak noktasına gelmesine yardımcı olacağını dile getirdi. Hızlı radyo patlamalarının ne kadar sıklıkla meydana geldiği ve neden bazıları tekrar ederken diğerlerinin etmediği gibi soruların cevapları henüz bilinmiyor. Bazı araştırmacılar, bunların dünya dışı uygarlıklardan geldiğini iddia ederken, dünya dışı akıllı yaşam araştırması, bu açıklamanın mantıklı olduğunu ifade ediyor. İlk olarak 2007 yılında keşfedilen hızlı radyo patlamaları, gökbilimciler için görece yeni ve kökenleri de oldukça gizemli. Bu patlamalardan bazıları, birkaç milisaniye içerisinde 500 milyon güneş kadar enerji açığa çıkarabiliyor. Uzaydan gelen bu gizemli radyo sinyalleri ile ilgili, bilim insanlarının 5 teorisi. Birinci teori, süratle dönen nötron yıldızlar. Yıldızlar patladığında ya da öldüğünde, süratle dönen nötron yıldızlara dönüşüyorlar. Astronomlara göre, güçlü manyetik alana sahip bu tarz bölgelerde, gizemli sinyaller oluşabiliyor. British Columbia Üniversitesi'nden gökbilimci Ingrid Steyers, nötron yıldız fikri kulağa mantıklı geliyor. Ancak ne tarz bir fizik durumu, radyo dalgalarında enerji patlamasına yol açıyor, bilmiyoruz diye konuştu. İkinci teori, iki yıldız birleşimi. İki nötron yıldızının birbiriyle birleşmesi de, sinyal oluşumuna yol açan başka bir olasılık olarak görülüyor. Kanada McGill Üniversitesi'nden Shrihash Tendulkar, bu teorinin iki ana teoriden birisi olduğunu düşünüyor. Ancak bu senaryo, sadece kozmik sinyallerle uyumlu görünüyor. Tendulkar, bu müthiş bir olay ama, tekrar eden radyo sinyallerinin durumunu açıklamaya uygun değil, diye belirtiyor. Teleskoplar tarafından, pek çok radyo dalgası tespit edildi. Fakat bu dalgalar sonradan kayboldu. Üçüncü teori, Blitzar. Blitzar, süratle dönen bir nötron yıldız. Zaman içinde kendi ağırlığıyla yok olup kara deliğe dönüşüyor. Bu durum yıldızın ortadan kaybolmasına yol açtığı için, tekrar sinyal üretme durumu söz konusu olmuyor. Dördüncü teori ise, kara delikler. Kara delikler pek çok teoride belirtiliyor. Daha önce belirtildiği gibi, nötron yıldız yok edici bir kara deliğe dönüşüyor. Beşinci ve en ilginç teori ise, uzaylı yaşam formu. Bazıları dalgaların doğal yollarla oluşmadığına ve başka gezegenlerden geldiğine inanıyorlar. Yeni bir yaşam formuyla ilgisi olabileceğini düşünüyorlar.